bir röportajda da ne olursa olsun Avrupa'da oynayacağım demişliğiniz var. Neden olmadı? Teklif gelmiştir kesin. Her sene geldi ama en çok ne zaman yaklaştın ayrılmaya? En çok bu 2015 yılında 4. yılı taktıktan sonra Premier Lig'den bir teklif almıştım. Çok da iyi bir teklifti. Ama işte Hamza Hoca'yla da biraz konuştuk. Orada iyi bir takımdık. Takım kaptanıydım. Bir şekilde kopamadım. Neden koptuğumu halen anlayabilmiş belki değilim. Duygusallık engellemiş. Evet. Belki de hani hep isteğimdi o Avrupa'da oynamak. Bir şekilde Avrupa'ya gitmek hep hayalimde, hedefimde vardı. Ama bu tarafta çok sevdiğim, kendimi çok ait hissettiğim, kaptanlık yaptığım bir yer vardı. Hani buradan beni göndermedikçe ben buradan gitmemeliyim dedim. Pişman değilim ama içimde ufacık da olsa bir böyle ukde oldu mu? Oldu. Ben de şimdi diyorum ki inşallah bunu teknik adamlıkta başarabilirim. O yüzden henüz bitmiş değil. Hayalim devam ediyor. Oyuncu olarak belki bunu başaramadım ama teknik direktör olarak bunu başarmak istiyorum. Ayrılıp gitseydin futbol hayatın uzar mıydı sence? Uzardı. Evet. Ama iyi ki de gitmemişim. Çünkü futbolu Galatasaray'da bırakmak, onun bir parçası olmak, yardım etmek, hem kendini geliştirmek hem de oyunculara dokunabilmek şu an benim için çok önemli. Çok mutluyum yani şu anda. Dünya üzerinde aktif futbol oynayan en iyi 5 kaleciden biri. Evet. Hiç böyle düşündün mü? Yani sıralama yapmadım tabii ki hiçbir zaman. Ama şunu söyleyebilirim. Daha iyi yerlerde olabileceğimi düşündüm her zaman. Yani bir Avrupa takımında, üst düzey bir takımda kaleci olabileceğimi her zaman düşündüm. Hedefim de vardı bununla ilgili. Şanslar da geldi. Kırılma anı dediğin dönemlerden bir tanesi de onu söyleyebilirim. Bilmiyorum belki gelecek misin ama mesela Avrupa Şampiyonası 2008 köyleri ittim demiyorum. Dokunmamla kendini yere atması. İkinci pozisyon ancak maçın hakemi Peter Földfeld Volkan'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderiyor. Gollere ceza sahasında yaptığı bu hareket nedeniyle 3 oyuncu değişikliği hakkımız tamamlandığı için kaleye Tuncay Şanlı geçiyor. O zamanlar beni hakikaten 4-5 tane çok büyük kulüp otele kadar gelip benimle görüştüler. Kulüp ismi verebilir misin? Yok, vermeyeyim. Ben şimdi geçmiş zaman kulüp ismi versem yanlış olur. Az önceki sorunda da aynı şeyi söyledim. Ama hakikaten 4-5 tane böyle birebir böyle görüştüm hocalarla. Ya Fenerbahçe'den ayrılabilirdin. O evet, kadar Fenerbahçe şöyle, tutkunusun ama. Yok, ayrılabilirdim değil, zaten ayrılamadık da. Şimdi 2008 Avrupa Şampiyonası oynuyorsunuz. Finallere kalmışsınız. İşte 2 tane daha maç var. Birisi çeyrek final, birisi yarı final. O maçlar işte Çek Cumhuriyeti maçı oynanmadan önce 2 tane görüşme yapıyorsunuz. Her şey çok önemli, ılımlı geçiyor. Ondan sonra o maça çıkıyorsunuz. Tamamen istem dışı bir hareketle adam kendini profesyonellikle yere bırakıyor ve kırmızı kartla 2 maç. Bir maç olsak bile Almanya maçı yarı finalinde belki kaleye geçeceğim. Olmuyor ve ondan sonra 2 kere daha görüştüm aynı takımlarla. İşte şöyle böyle oldu. O sıra bir telefon geldi bana zaten. O sırada Fenerbahçe'de sözleşmem bitmişti. Bir telefon geldi. Telefonla da konuşunca tekrar Fenerbahçe'de kalmak gereği hissettim. Şimdi o telefonu ben sorayım o zaman. O telefon kimden geldi? Fenerbahçe'de kaldım. Ya onlar şimdi geçmiş artık. Biz de burada nasıl yapıyoruz ya bakımda. Ondan sonra ama dediğim gibi belki daha iyi bir dünya devi bir kulübün kalesinde olabilirdim. İşte oradaki tamamen yanlış bir hareketten pişmanlık demeyeyim de keşke hani diyebileceğim bir hareketim de odur. Şimdi hedefim Avrupa. Bu benim arşivimden Spor Dergisi. Doğru. 25 Eylül 1991. 91. Diyor ki Şifo Mehmet yeğeni Elif'i de kucağına almış. Şimdi de dünya güzeli 2 kızı var. 3 özür dilerim. 3 kızınız da var. Beşiktaş'a gelirken bir amacım vardı. Türkiye'nin sayılı futbolcularından biri olabilmek. Ben bu hedefe ulaştığıma inanıyorum. Şimdi hedefim Avrupa diyor. Şimdi doğru. Ben bu soruyu doğrudan size neden Avrupa'ya gitmeniz diye sorabilirdim ama teknolojinin nimetlerinden faydalanacağım. 20 sene aşağı yukarı başa dönüyoruz. Bu soruyu Murat Kosova'ya sorduracağım. Ciddi bir teklif geldi, böyle hani kıyısından döndüğün oldu mu? Avrupa ile ilgili oldu. Öyle bir temas oldu mu? Artık açıkla. Evet. Yani sanıyorum 3 veya 4 sene evvel yine Şampiyonlar Ligi'nde Paris'ten çok ciddi bir teklif aldım. Neden olmadı? Neden olmadı? Güzel bir soru. Hatta birebir görüşmeler de yapıldı. Belki bunu ilk defa da burada söylüyorum. Bizden satmıyorsun. Hiçbir tarafa da bir menajer aracılığıyla geldiler direkt olarak. Benim buradaki çok sevdiğim bir arkadaşım var. Onunla temas kurdular. Paris Saint-Germain. Evet. Ama olmadı. Yani ben de çok açıkçası buradaki buradaki şartlar çok iyiydi. Hem de çok ayrılmayı düşünmedim. Hocam şimdi benim yerime geçip bu görüntüyü yorumlamanızı istiyorum. Sanki orada Şifo Mehmet'in kafası karışık, bir keşke var gibi mi? Şöyle söyleyeyim, aslında tam detayını da anlatmamışım Murat'a. O günkü şartlarda bilmiyorum, belki anlatmamışım. 2001 yılı, 11 Nisan 2001. Tabii 4 Ağustos'ta da ben jübile yaptım. Dolayısıyla o jübile süreci olduğu için çok kafam yoğun ve dağınık. Orada çok net bir şekilde görünüyor. Ama şunu söyleyeyim, resmi teklif detayı Murat'a anlattım, doğru. Paris Saint-Germain'le Paris'te oynadığımız Şampiyonlar Ligi 2-1 kaybettik. Ben de Toşak zamanı. Evet. Müthiş bir performans. Orada gol de bulmuştum. Maç bitti. Aradan bir süre sonra yöneticiler burada benim çok sevdiğim bir arkadaşıma dolaylı yoldan ulaştılar. Görüşmek istediklerini ifade ettiler. Tamam dedik, konuşalım. Daha sonra oradaki şartlarda şunu ifade ettiler. Biz seninle anlaşmak istiyoruz, şartlarınızı bize iletir misiniz diye. Biz de kendi biyografimizi çıkardık. Dedi ki buyuz. Bunlar futbol kariyerimiz, geçmişimiz. Onu biliyorlar zaten. Ama bilmedikleri bir şey veya yanlış bildikleri bir şey, beni 25 yaşında sanıyorlar. Ben o ara 35 yaşındayım, 34-35 yaşındayım. Tabii yaşı öğrenince bu sefer dediler ki ya biz seni daha genç biliyoruz, daha genç gördük. Dolayısıyla 35 bizim yatırım yapacağımız bir yaş limiti değil. Dolayısıyla teşekkür ederiz ilgin alakanın diye böyle bir görüşmemiz oldu. Yani yaş biraz daha genç olsaydı muhakkak ki bu birliktelik olacaktı. Şöyle bir durum var, sizi alamayınca C.C. Okoşe'yi transfer ettiler. Doğru. Muhtemelen. Olabilir. Aynı zamanda. Doğru. Yani çok ciddi derecede ilgilenme oldu. Evveliyatında oldu mu? Evveliyatında Avrupa Kupalarında biliyorsunuz. Yani tek maç elemesi süresi oynuyorduk. Ligde de çok, milli takımlarda da çok başarılı bir süreçler yaşadık ama o dönem Avrupa'nın Türkiye'ye bakış açısı biraz daha kapalıydı diye söyleyebilirim. Paris Saint-Germain'e transfer olmuş olsaydınız ya da kariyerinizin bir bölümünde yurt dışında futbol oynamış olsaydınız teknik direktörlük kariyeriniz nasıl etkilenirdi? Vallahi nasıl bilemiyorum ama Avrupa'da oynamak isterdim, çok net. Bugün de hala belki hayatım boyunca içimde gıpta kalan şeylerden biri odur mesela. Gidip o tecrübeyi yaşamak isterdim açıkçası. Gitmiş olsanız, Beşiktaş'ta 13 sene forma giymemiş olsanız yine dönüp ya Beşiktaş'ta kalsaydım, çünkü Beşiktaşlı Mehmet olmak da çok büyük bir paye. Burada 13 yıl bir fiil kalabilmek kolay bir şey değil. Sadece saha performansıyla değil. Biliyorsun büyük takımlarda uzun vadede kalabilmek kolay bir süreç değil. Saha içi kadar saha dışı da çok önemli. Medya ayağı çok önemli, iletişim çok önemli. Dolayısıyla yine Mehmet olurdum, Beşiktaşlı Mehmet olurdum. Çünkü o sevgiyi o taraftar bana bulunduğum süre içerisinde hep hissettirdi. Hep sıcak davrandı. Gitseydim onlar açısından da, ülke açısından da çok önemli olurdu ki benden sonra, yani bu süreçten sonra ülke futbolunda zaten birçok oyuncunun yurt dışında gidip çok başarılı süreçler yaşadığı da aşikar. Ben yetenek anlamda Türk oyuncunun Avrupa'da başarılı olmama şansının olmadığını düşünüyorum. 8 Ocak 2002 Hürriyet Gazetesi, Hami Galatasaray'da 300'ü aşardım. Zaten program içerisinde buna benzer bir cümle kurdunuz. Trabzonspor kaptanı Hami Mandıralı bundan 5 sezon önce Galatasaray'a transfer olmasının gündeme geldiğini belirtirken eğer Galatasaray'a gitseydim 217 değil 300 gole ulaşmıştım. Şu anda Tanju Çolak'ın 240 gollük rekorunu kırmaya çalışmak yerine rekortmen olarak çoktan tarihteki yerimi alırdım diyorsunuz. Galatasaray'a neden gitmediniz? Ben tarihte yerimi aldım aslında. Aldınız tabii ki. Biliyorum. Şöyle 95-96 sezonuydu. Ben o dönem işte konuştuk. Fatih hocamızla konuştuk. O benim Galatasaray'a gelmemi çok istiyordu. Ben de bunu kulübüme söyledim. Ergun Gürsoy ve Faruk Süren'in o zaman. Gerekeni ben söyleyeceğimi söyledim zaten dedim. Bundan sonraki işler size kalmış. Olmadı yani, nasip olmadı. Ben yine Trabzonspor'a devam ettim yani. Olmadı. Peki neden Galatasaray'da daha çok gol atabileceğinizi düşündünüz? Bilemiyorum yani, şimdi tabii oyuncu grubuna da bakmak lazım. Yani her takım kendi oyuncu grubuyla kıymetlidir, değerlidir. Ben arkadaşlarımla dedim ya, mesela bir gün Abdullah'a şunu söyledim. Abdullah, bana 10 pas atsaydın ben 9 gol atardım. Bak bir tane pas attım, bir gol attım. Dedim bugün ona, bir gün ona bunu söyledim yani. Ben öyle tabii bilinen bir santrfor değildim. Belki orada hani oyuncu grubunun da katkısı olabilirdi pas konusunda. Belki ondan demişimdir onu yani. Ama bir Trabzonspor'da bu kadar gol atmak bireysel olarak az bir şey değil tabii. Yani Türk futbol tarihine giriyorsunuz ve adınız orada hep olacak, olmaya da devam edecek. Bu benim için kıymetli olan şey yani. Milli takım kariyeriniz 48 maç 8 gol. Bu yetenekte daha fazla olabilirdi. Neden 48 maçta kaldı? Biraz talihsiz bir döneme mi denk geldiniz? Hani Tanju, Aykut, Feyyaz. Yok, tercih tabii. Yani teknik adamların tercihiyle ilgili bir şey. Ben 49 defa amilli oldum. Sen 48 dedin, 49. Yani benim milli olma sayımın 49 olmasının başlıca sebebi, nedeni Piontek. Sepp Piontek Türkiye'ye hoca olduğu zaman Fatih Hocamız onun yanındaydı, zaten yardımcısıydı. Onun zamanında çok milli oldum. Sonra Fatih Hoca devam etti. O zaman oldum. Mesela 49'da kaldım. Yani 50 geçecek kadar çok iyi performans sergilediğim yıllar oldu ama ondan sonra gelen teknik adamlar öyle düşünmediler yani. Bu kahvelem olduğunu, işte ağzım kuruduğu yer odur. Ben de tam şeye gideceğiz, kampa, sezon başı kampında kadro dışı kaldığımı öğrendim. Gordon Mil çağırdı beni. Dedi ki, bak profesyonel düşünüyorum Metin. İstediğin kulübe gidebilirsin. Ama senin değil 11'de dedi, 16'da hiç şansın yoktu. O zaman 16 kişi kadro. Hiçbir şansın yoktu. 3 tane de İngiliz oyuncu aldım dedi. İstediğin kulübe gidebilirsin. Teşekkür ederim ama benim dedim bir sene daha mukavelem var. Sen bilirsin dedi adam profesyonelce. Ama yönetim de öyle davranmadı. Yönetim seni Malatyaspor'a vereceğiz dediler o zamanlar. Ben gitmeyeceğimi ifade etti. Beşiktaş'ta kaldığımı ifade ettim. Sonra şöyle bir olay oldu. Alp Bey Alman, kendisi de sorabilirsiniz. O zaman TATKO binası vardı, TATKO'nun binasında. Beni çağırdı. İşte biz de dedi, çocukken Galatasaraylıyız. Ben Beşiktaşlıyım maçlarım artık dedim. Şey değil dedim, Galatasaraylı değilim. Olsun dedi, yani biz seni biliyoruz, şunu yapıyor. Madem dedi bu kadar. O zaman diyorlar, soruyorlar Sayın Başkanı Süleyman Seba'ya. Ya Metin ne yaptı diye soruyordu divan kurulu. Ne siz söyleyin ne ben söyleyeyim falan diyordu başkan o zaman. İşte Alp Bey de bana olan güvenini ifade etti yani o anlamda. Tabii Galatasaray, dedim ki başkanım ben Beşiktaş'ta ayağa kalkmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum teklifinize. Fakat ben Beşiktaş'ta ayağa kalkmak istiyorum. Bakın aynen başkan da çok doğru düşünüyorsun. Senin için çok daha değerli dedi. Beşiktaş'ta ayağa kalkın. Bunu çok şaşırarak hayatla ve çok saygıyla da hatırlıyorum Alp Bey'in söylediğini. Çok net. Ama bir gün Beşiktaş'ta olmazsa Galatasaray'ın kapıları sana açıktır. Bu o kadar büyük bir güvencidir ki futbolcu için, 24 için, genç futbolcu için. Ama ben orada şanslıydım ki sezon başı geldi takım. Seyircinin baskısı oldu, yönetime baskısı oldu. Beni kadroya almak zorunda kaldılar, onu da söyleyeyim. Açlık grevi yapanlar var. Onlar tabii simgesel şeyler, sağ olsunlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum ama son 4 yaşında geri dönüşüm vardır Beşiktaş'a. 2-1 yendiğimiz. Daha sonra da 10-0'lık işte Adana Demirspor maçıdır. Şimdi 23 Aralık 2013'te Acunkom'a bir röportaj veriyorsunuz. O röportajda diyorsunuz ki bu maçtan sonra Barcelonalılar benimle ilgilendi. Soyma odasına geldiler. Beni sormuşlar kim bu oyuncu diye. Tabii o zaman da yaşımız var biraz. Ama dediğim gibi hakikaten çok iyi oynamışım. Maçın genelini izlediğiniz zaman zaten bunu anlarsınız. Onun için o gün beni sormuşlar kim bu oyuncu diye. Düşünmüyorum şeklinde bir açık ayrılmaydı. Beni o dönemler Newcastle'da istemişti. Ben Galatasaray'da çok mutluydum. Zaten Zonguldak'tan çıktım, gurbete zorluk çektim. Şimdi İstanbul'dan oralara gitsek hepten herhalde zorluk çekerdik. Şimdi 50 yaşına yaklaşmış Ergün Pembe'ye bu durumu nasıl açıklıyorsunuz? Yani Barcelona'yı düşünmemeyi, İngiltere Premier Ligi'ne... Ya, ciddi bir teklif gelse tabii ki düşünürdüm. Sadece beni sormuşlar. Genelinde bir transfer teklifi gelmiş olsaydı belki değerlendirirdik. Tabii ki Barcelona istiyor. Değerlendirmeden olmazdı. Belki de giderdim yani. Bilemeyiz. Affan abiyle konuştum. Alacağız seni dedi. Ama ondan sonra yine ses çıkmadı. Ta ki biz... O zaman Inter Toto vardı galiba. Evet. Inter Toto kupası karşılaşması oynuyorduk. Almanya'da kamptaydık işte. Güvenç Hoca hocamızla. Bir gün bana bir telefon geldi. Yani ondan önce Fenerbahçe, işte Joachim Löv olsun, işte Galatasaray'da Fatih Hoca olsun falan da beni çok istiyordu. Fatih Hoca'nın zaten kapısından döndüm. Menajerle beraber girmiştim. Menajersiz beni yanına kabul etmişti. Ben de dedim ki abi sen almıyorsa hoca senin yanına, o zaman ben de gitmiyorum o zaman yanına dedim. Oradan çıktık yani. Benim orada Galatasaray'da olayım öyle kapanmıştı. Joachim Löv de her seferinde istiyordu ama başkanımız Sefa Sirmen o zaman yeri ve zamanı geldiği zaman ben seni vereceğim zaten deyip ben mukavelemi uzatmıştım zaten. Her şeyi tamamen Sefa Başkan'a bırakmıştım. Gerçekten çok güveniyor ve çok seviyordum. Daha geçenlerde yine yüzünü gördüm. Gerçekten çok mutlu oldum. Tamamen ilişkilere, güvene bağlı olarak benim her şeyim orada sürdü Kocaelispor'da. Çok mutluydum çünkü. Sonrasında maça bir gün kala veya maçı oynadıktan sonra galiba benim tabii moralim bozuk. Transfer olamadım. İşte en çok isteyen Johan Löf, Fatih Hoca. Fatih Hoca'yı bir taraftan zaten kapısının, tesislerin evet, içine girip koltuktan Fatih Hoca'yı buradan görüyorum, gel diyor. Yanına gitmiyorum, çıkıyorum tesislerden, imza atmıyorum orada. Fenerbahçe'de de işte bir şekilde olmadı ama... Ne aşamaya geldi Fenerbahçe'li? Ali abinin yanına gidip her şeyi anlaştık, hatta Cemil abi de oradaydı. Orada da çok komik bir anım falan olmuştu. Sen Türksün vesaire, bizdeki oyuncuları biliyorsun, Almanya'dan geldi ama İstiklal Marşı'nı bilmiyor. Sen biliyorsun değil mi? Biliyorum abi. Yani böyle şeyler de yaşadık. Ondan sonra orası da bir şekilde Sefa Başkan'ın şeyinden sonra orayı da elimi tersiyle ittim. Çünkü yani boştu. Tekrar yeni sözleşme imzaladım. Sefa Bey'e güveniyorsun. Tabii. Ondan sonra işte Beşiktaş'tan da İlk defa dedim Beşiktaş'tan bir haber geldi. O da Fatih abi, Fatih Doğan'ın çok emeği vardır. Çünkü en çok onunla konuştum Beşiktaş'tan şey olarak. Seni alacağız, seni şey yapacağız. Beni bayağı bir pofladı galiba gazetelerde. Çünkü hep eskiye dayanık böyle bir sohbetlerimiz oluyor. Evet. Ben de diyorum zaten abi sen olmasan bu transfer belki hiç olmayacaktı. Belki Fenerbahçe, belki Galatasaray'a gidecektim o zaman. Liverpool'un Karan sevdası diye 10 Kasım 2006 Fanatik Gazetesi, yönetimi bir türlü yeni kontrat yapmaya ikna edemediği ve devre arasında tekrar masaya oturma kararı aldığı tecrübeli futbolcuyu çok beğenen ada ekibinin hocası Rafael Benitez transfer için düğmeye basmaya hazırlanıyor. Bir şey soracağım, sence kariyerinin zirve noktası bu Anfield maçı mı? Yani Liverpool senin kafanı çaldığına göre en çok parladığından olabilir. Şöyle, bu sene... Bir tek Liverpool değil, hakikaten bizim menajer Harun Aslan Benitez'le görüştü. Yani anlaşmak gibiydi ama aslında bu sezon Everton'da çok iyi bir görüşme vardı. Yani Everton'da neredeyse %99.9 anlaşmıştık. Bu sezon çaprazlarımı koparttım işte. Sezon sonunda doğru. Kariyerin dip noktası neresiydi? Kariyerin dip noktası Galatasaray'dan ayrılışım. Son kısmı. Şimdi fotoğraf var, bir gazete kupürü. Karan huzursuz. Milli futbolcunun yerine oyuncu alınma çabaları karşısında huzursuz olduğu ve menajeri kanalıyla beni bıraksınlar gideyim yurt dışı için zaten sözleşmemde madde var. Anlaşılan yerime adam aranıyor dediği bildirildi ki o Gökhan Ünal parantez içerisinde. Ümit Karan'ın ayrıca Fenerbahçe'ye haber yolladığı ve Sarı Lacivertli kulübe geleceğini vurguladığı da ileri sürüldü. Bir medya dili, bir gazete dili. 29 Haziran 2007 Milliyet Gazetesi. Gerçekten Fenerbahçe'ye gider miydin? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Rahmetli Hasan Can Aydın başkandı bizim o zaman. Aslında %90 anlaşmıştık. Fenerbahçe'yle. Ama bonservisim Galatasaray'daydı. Evet. Ve hakikaten bu haberlerden dolayı çok rahatsız oldum o dönem. İşte benim üstüme futbolcu arıyorlar, hala futbolcu arıyorlar. Ben dedim, demek benden mutlu değiller. Benden mutlu değilse ben o zaman onları yol açayım dedim. Doğal olarak yani profesyonel davranıyorum burada. Ama tam işte antrenmandan kovuldum. Gittim, hatta birkaç tane Fenerbahçeli dostlarımız var. Onlara dedim abi bak geliyorum. Hani işte Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye futbolcu geliyor, hani bir şey... Tepki olmasın bak emin misiniz falan filan. Yok dedi falan, herkes çok sevindi. O zaman rahmetli Hasan Can Aydın aradı. Bak oğlum dedi. Sen Galatasaray'da doğdun. Galatasaray'da oynadın. Galatasaray'la Ümit Karan kal dedi. İstersen ben senin bonservisini vereyim. İstersen gidersin. Ama rakam yüksek tutarım, haberin olsun dedi. Ama şu cümle çok önemli. Galatasaray'la Ümit Karan kal dedi. Başka takıma gidersen sadece Ümit Karan kalacaksın. Düşündüm, oturdum. Tamam dedim, ben Galatasaray'la Ümit Karan kalacağım dedim. Gerçi senin gibi rekabeti seven bir futbolcu da Fenerbahçe'ye gitmesi ayrı bir heyecan yaratırmış sanki.